Babam eve mi gitti anne? Yok, aşağıda bekliyor. İnat işte. Yani Ayda ile abime kız ya, bak abim ne hale gelmiş, hala yok, içeriye bir adım bile atmıyor. Öyle deme Tuğçe. Babam ne yapsın, o da çok korktu. Ozan'ın iyi olduğunu anlayınca rahatladı çok şükür. Nazlı, Kumru nasıl? Kumru mu? Oğlum sana ne Kumru'da? Anne, merak ettim, ne var bunda? İyi. Yani iyidir herhalde. Ama işe başladı tekrar sizin evde de, o yüzden iyidir. Ne? Anne, bu doğru mu? Ciddi mi yani? Evet, ciddi. Ay sorma. Dün babaannem mahvetti bizi. Kumrular da kendini odaya kilitledi. Ne yapalım? Mecbur kaldık işe almaya tekrar. Bir dakika, bir dakika. Yani siz babaannemin Kumrular'da olduğunu nereden biliyordunuz? Fatma Hanım aradı. Yani aslında Safiye'yi aramış. Ona ulaşamayınca beni aradı. Ben de orada Melahat teyze diye bir şey duydum. Oradan anladım. Ya benim hiç haberim yok. Ha o ben doğru bir keresinde kapının önünde yakaladım. Onu yakalamasaydım neredeyse çıkıyordu hani belki o zaman. Kızlar çorba hazır. Mutfakta için ama isterseniz, Nihan Hanım niyetli ya. Evet, buyurun. Ya çok tatlı olmuş Ayda abla. 2 dakikada nasıl hazırladın? Hani elinin değdiği her şey güzelleşiyor herhalde. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hadi oturun. Sen de bir alıcı gözle baktın ha Nihan Sultan. Gözümden kaçmaz benim. Aa, hiç de değil. Aşk olsun. Tuğçe haklı anne. Ayda muhteşem bir kız. Ya bana öyle bir bakıyor ki anne. Yani bu şey gibi. Ya bazı insanların içten gelen bir şey. Yani iyileştirmek, güzelleştirmek. Ya bu onların sihri gibi. Kumru'da da var mı o sihir? Bak ben hiçbir şey söylemiyorum, sen söylüyorsun. Ayrıca doğru. Ya babaannemin yüzünü bile güldürdü anne. Ya bu sihir değil de ne? Ben şunu alayım, sıcağımı getireyim sana. Ayda, kızım onu bir bırak, şuraya otursana. Ayda, rahat ol yavrum. Ben buraya seni denetlemeye, hatanı bulmaya gelmedim. Ben buraya oğlumu görmeye, sana da teşekkür etmeye geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.